Şehit cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırdılar. Ağzını burnunu kırmışlar. Çok kötü dayak atmışlar. Aslında böyle olaylar, yani yaşanması, bu olayların yaşanması güzel değil aslında. Böyle şiddet olayları, saldırı falan güzel değil. Hani kabul etmiyoruz ama. Ama Kılıçdaroğlu da yani bayağı aslında hak etti yani. Çok çok fazla ileri gitti yani. Çünkü İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, Antalya'da ve Adana'da, hadi İzmir neyse diyelim, orası onların kalesi. Bu diğer saydığım şehirlerin hepsinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin oyları olmadan belediye başkanı kazanmasının sebebi yoktu. Yani bunun bir açıklaması yok. Mecbur bunların oyuyla aldı. Zaten bu 7 Haziran seçimlerinde de tuttu yani, her evden bir oy HDP'ye gidecek deyip HDP yoksa darma duman olmuştu yani, meclise bile giremeyecekti yani. Onların yüzünden meclise de girdi. Şimdi bir dünya milletvekili var, 60-70 tane milletvekili var. Hem bir maaş alıyorlar, hem bir sözleri geçiyor. Sağda solda işte gezdirip tozduruyor. Yoksa %10 barajını aşamayacaklardı. Kılıçdaroğlu'nun yüzünden açtılar. Sırf AKP bize çoğunluk sağlamasın, milletvekili çoğunluğu olmasın diye. Yani HDP'ye bile razı oldu bu hıyarto. Ama daha sonra ne yaptı? Daha sonra da belediye başkanları kaybetmemek için gitti gizli anlaşmalar yaptı. Yani bu anlaşmalar açık açık yapılacak anlaşmalar değil yani. Gelip de masada sizin gözünüzün önünde anlaşamaz da. Ondan sonra gitti gizli anlaşmalar yaptı. Dedi eğer ki AKP kazanırsa İstanbul, Ankara'ya, Adana'ya, Antalya'ya deyip ne geçer elinize dedi. Zaten %10 ancak alıyorsunuz dedi. Ama dedi biz de %20 falan arıyoruz dedi. 10-15 Meral ablan alır dedi. 10-15 de siz verirseniz belki kafa kafaya geliriz dedi Erdoğan'dan. Belki geçeriz de dedi. En iyisi böyle yapalım. Eğer dedi biz kazanırsak bizim sayemizde dedi. Söz hakkınız da olur dedi. İstanbul'da 82 bin, 83 bin tane encümen bu belediye memurlarının atamasında 20-30 bin belediyesi onların olacak. 20-30 bin Meral abladan olacak. 30-40 bin tane de CHP'den olacak yani. Daha da kovaladığımız PKK'lar, teröristler şimdi millet meclisinde olmasından harç, bir de devlet memurları olarak bir de içeride olacaklar 20-30 bin tane. Şimdi bu şerefsiz Kılıçdaroğlu'nun yüzünden de tiyatro yapıyorlar. Oraya şehit cenazesine gidiyor. Abi bunların ağa babalarını tanır zaten. Müjdat Gizem bunların atası zaten. Bunlar en has tiyatrocu onlar zaten de. O gelmiş Ankara'da Çubuk'ta şehit cenazesinde güya çakmadan ağlıyor. Ya sen orada Ankara'da ağlıyorsun da be dangalak. Sen orada ağlıyorsun da İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kutlama yapıyor ya. Adam kutlamayı dedik hadi iptal eder bir şey eder falan filan dedik. Hani şehitler geldi diye. Adam kutlama yapıyor. Adam Türkiye'nin her yerinde otobüse adam toplamış Maltepe'de. Ta Antalya'da tanıdık akrabalar var. Onlar diyor Antalya'dan bile diyor otobüs kaldırdı diyor. Antalya'dan bile adama İstanbul'a gidenler olmuş ya. Adam İstanbul'da kutlama yapıyor. Kılıçdaroğlu da Ankara'ya da gitmiş ağlıyor. Şehit cenazesinde. Çakma. Ayaktan. Ulan bir kere şehidin ailesi sen istemiyor ya. Sen zaten kimin bedduası tuttu bilmiyorum. CHP'ye birinin ağır bir bedduası tuttu da. Yoksa yani bu CHP'nin başına bunun kadar bir saf böyle salak bir adam gelmezdi yani. Birisinin bir ağır bedduasını aldı bu CHP'de. Yani yoksa böyle bu adamın oraya gelmesi pek hayra alamet değil yani. Ama yine de oy atıyorlar yani. Bu millet yani pek anlaşılır da değil yani. Kafaları nasıl bilmiyorum. Millete koyun kafa diyorlar da. Hani bu 10 seçim kaybetmiş adam daha hala oy atıyorlar. Ne ümit ediyorlar işte. Hadi CHP neyse de daha Kılıçdaroğlu vermeyin oyu da defolsun gitsin. Yani saldırıya da gerek yok. Saldırmayın da vermeyin oyu, çeksin defolsun gitsinler. HDP'nin işbirliği yaptılar. Ondan sonra da şehit cenazelerine gidiyorlar. Ya sen askerimiz şehit oluyor ya. PKK yüzünden ya. PKK yüzünden. Kutlama yapıyor İstanbul'da bir tanesi. Kalkmış diyor ki ne? Ben seçildim sözümü tutacağım diyor. Bayramlarda diyor otobüs diyor bedava yapacağım diyor. Lan zaten bedava otobüs. Bayramlarda zaten bedava. Yani bu yeni bir şey değil ki ne yani. Bir de millete yani vaat vermiş oluyor bedava yapacağım. Askeri ücreti diyor ben diyor şimdi söz verdim diyor 2200 lira yapacağım diyor. Lan askeri ücreti 2260 lira zaten. Yani ne vaat ettiği yok. Kimse de sormuyor ya. Kimse de demiyor bu adam vaat ediyor da şimdi olanı neydi ya. Hani gerçekten araştıran yok. Alkışlıyorlar ya.